Çok değerli katılımcılar, DEİK'in saygıdeğer üyeleri ve tüm hazirun, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir konu başlığıyla birlikte huzurlarınızdayız. Ufuk 2020 Avrupa Yeşil Mutabakatı tarım ve gıda sektörüne yönelik teklif çağrıları bilgilendirme seminerini düzenliyoruz. Bu semineri düzenlerken tabii ki de Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenliyoruz. Çok değerli seminerde konuşmacılarımız var. Seminer programını özetle size arz etmek istiyorum. Açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. Sayın Bülent Özcan, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje ve Uygulama Genel Müdürümüz aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz. Daha sonra yine TÜBİTAK AV Çevre Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İrtibat Noktası Sayın Çınar Adalı Öner'in sunumuyla devam edeceğiz. Bir 15 dakikalık soru cevap bölümü var. Bize soru cevapları yazabilirsiniz. Ben takip ediyor olacağım. Daha sonrasında da soru cevap bölümü bittikten sonra da oturumu kapatacağız. Müsaadenizle açılış konuşmasıyla ben de Türkiye Danimarka İş Konseyi Başkanı olarak başlayacağım. Daha sonra da sözü Sayın Genel Müdürüm Bülent Özcan Bey'e vereceğim. Kendisini de bir özgeçmişiyle birlikte takdim edeceğim sizlere. Sayın Genel Müdürümüz Bülent Özcan, Sayın Çınar Öner, değerli katılımcılar. Bugün DEİK Türkiye Danimarka İş Konseyi olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK İşbirliği'nde düzenlediğimiz Ufuk 2020 Avrupa Yeşil Mutabakatı Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Teklif Çağrıları Bilgilendirme Seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Seminerimizin Bülent Bey'in yapacağı açış konuşması sonrasında Çınar Hanım'ın Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında tarım ve gıda sektörüne yönelik çağrılar hakkındaki bilgilendirmesiyle devam edecek. Sözü Bülent Bey'e vermeden önce ben de Ufuk 2020 ve Yeşil Mutabakat'tan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Bilimsel Bilgi Üretimi, Üniversite Sanayi İşbirlikleri, AB üyeleri, aday ülkeler ve AB ile işbirliği yapan ülkeler arasında ortaklık kurulması yoluyla Avrupa ve çevre ülkeleri için sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmayı hedefleyen, belirli yılları kapsayan çok uluslu programlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu programların 8.'si 2014-2020 yılları arasını kapsayan hepimizin de bildiği malumlarınız üzere Horizon 2020, Türkçe adıyla Ufuk 2020 programıdır. Söz konusu program 80 milyar avroluk kaynağıyla dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve yenilik programıdır. Program bu yıl sonu itibariyle sona ermekte ancak Ufuk Avrupa adıyla yine 2021-2027 yılları arasında 100 milyar avroluk bütçeyle devam edecektir. Ufuk 2020 programının hepimizce malum olmak üzere ulusal koordinasyonda TÜBİTAK başkanlığı sağlamaktadır. Programın firmalarımız için belki de en önemli avantajı başarılı projelere sağlanan fonun kredi değil hibe olması yani geri ödeme yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Ayrıca program kapsamında Avrupa'nın önde gelen firmaları ile yapılan ortaklıklar da firmalarımızın bölgede tanınırlığının artması ve gelecek işbirliklerinde akla gelecek ilk partnerlerden olmaları demektir. Türkiye'nin partner ülke olduğu AB Ar-Ge hibe programı Ufuk 2020 kapsamında European Green Deal, Türkçe adıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı ki bundan sonra bu ibareyi ve kelimeyi çok duyacağız, sıklıkla duyacağız, hayatımızın bir parçası olacak. Bu son çağrıyı AB Komisyonu tarafından Eylül ayında yayınlandı. Genel itibariyle Yeşil Mutabakat, AB'nin 2050 yılında iklim nötr olması hedefi kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik sistemlerinin değişimine yönelik pek çok araç ve politikalarının hayata geçirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil Mutabakat hayatımızın her alanına sirayet edecek bir stratejik öneme sahip. Eğer firmalarımız bu çerçevede üretim yapmaz ise belki de çok ziyade kesin olacağını söyleyebiliriz. İhracat yapamaz hale gelebilir. Bizim ürettiğimiz mallar patent alamayacak duruma düşebilir. Tersine de düşünecek olursak, eğer ülke olarak ön alıp proaktif davranıp erken bir evrede buna göre konumlanabilirsek dünyanın geri kalanına göre büyük bir avantaja sahip olabilir ve Avrupa ile olan ticaretimizi ciddi oranda katlayabiliriz. Ülke olarak bu durumu lehimize çevirip fırsatlardan yararlanmak hepimizin elinde, tüm hepimize bu konuyla ilgili sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla bizim Yeşil Mutabakatı tarımdan sanayiye ki bugün biz tarım ve gıda ekseninde konuşuyor olacağız. Çevreden enerjiye kadar çok iyi inceleyip bu çerçevede çalışmaları bir an önce yapmamız gerekiyor. Bu minvalde bizler de DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri olarak iş dünyamızın bilgi ve kullanımına sunulmak üzere bu konuda bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmayla Yeşil Mutabakat sürecine ilişkin sanayimiz için rehber
bir yol haritası oluşturulmasını amaçlıyoruz. Çalışmamızı birkaç aylık sürecin sonunda iş dünyamıza sunmayı da planlıyoruz. Hedeflerimizin arasında bu da var. Bugünkü başlığımıza dönecek olursak, Eylül ayında yayınlanan Yeşil Mutabakat Çağrısı Ocak 2021'e kadar açık kalacak ve yaklaşık 1 milyar avroluk fona, programa üye olan ülkelerin kullanımına sunulacak. Bu çağrı içerisinde tarım ve gıda sektörüne hitap eden başlıkları bugünkü seminerimiz dahilinde gerçekten konunun uzmanlarından hepimiz duyuyor olacağız ve ele alacağız. Söz konusu desteğin bu sektörlerde Ar-Ge potansiyeli taşıyan ve hali hazırda çalışmalar olan firmalarımıza da büyük katkı sağlayacağı su götürmez. Şöyle de genel bir parametrelerine bakacak olursak bizi çiftlikten çatala, farm to fork, biyoçeşitlilik stratejileriyle ilgili Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili neler bekliyor? Pestisit kullanımında %50 azalma, gübre kullanımında en az %20 azalma sağlanması, çiftlik hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan antimikrobiyal ilaçların satışında %50 azaltım, özellikle organik tarıma yapılan tarım arazilerinin, organik tarım yapılan tarım arazilerinin toplam tarım arazileri içerisinde %25'lik paya ulaşması özetle hedefleniyor. Ben sözümü çok daha fazla uzatmadan açılış konuşması yapmak üzere Sayın Genel Müdürümüz Bülent Özcan Bey'e sözü vermek istiyorum. Ama vermeden önce de kendisini sizlere tanıştırmak istiyorum. Sayın Bülent Özcan, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürümüz, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bağlısı. Kendisi 99 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde AB Ekonomisi ana bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip. 2011 yılında da Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School of Government bünyesinde düzenlenen liderlik programına katıldı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nda 2018 yılının Aralık ayından itibaren genel müdür olarak görevlerini yürütüyor. Aynı kurum içerisinde de 2001 yılından itibaren uzman yardımcısı ile başlayıp başkan olarak bütün aralardaki kadrolarda görevlerini icra etmiş durumda. Proje yönetimi ve uygulanması konusunda 20 yıllık bir tecrübeye sahip. AB tarafından Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi AB mali yardım aracının koordine edilmesi, izlenmesi ve değerlendirmesinden ve yürütülmekte olan Karadeniz Havzası ve Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi işbirliği programının yönetiminden Erasmus Plus Ufuk 2020 gibi AB program ve ajanslara katılımının koordine edilmesinden sorumlu. Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi Avrupa Birliği mali yardımı, Avrupa Birliği hibe programları gibi ve proje hazırlama ve uygulama konulu ayrıca kitapları bulunmaktadır. Top ETÜ Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı'nda da proje yönetimi dersi vermektedir. CV'yi özetledim. Çok daha geçmişi tecrübelerle dolu genel müdürümüzün. Ama sözü uzatmak istemiyorum. Bu değerli oturumu, semineri daha da anlamlı hale getirmek için açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Genel Müdürümüzü davet ediyorum. Sahne sizin efendim. Kıymetli Başkanım Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ana hatlarıyla hem Ufuk programını hepimizin, tüm katılımcıların anlayabilmesi anlamında hem de bizleri tanıtma anlamında da gayet iyi bir çerçeve çizdiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ olun. Öncelikle tabii hem DEİK üyesi katılımcıları hem de programı duyup bizleri dinleme için burada bulunan tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bugün bizler açısından da çok değerli bir programda sizlerle beraberiz. Bir kez daha DEİK'e çok teşekkür ediyoruz. Ufuk 2020 programının ve aynı zamanda tabii ki şu anda önemli bir çağrı olan ve sizin de ifade ettiğiniz Avrupa Birliği'nin yeni dönem temel politikası olan Yeşil Mutabakat ve Yeşil Mutabakat çağrısı ile ilgili bilgilendirme fırsatı sağlamış olacağız böylece. Tabii bu çalışmaları aslında DEİK Yönetim Kurulu ile beraber başladık. Kıymetli Bakanımız, Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın da katılımıyla, DEİK Başkanımız Nail Bey'in de katılımıyla başlamıştık. Ama gördük ki aslında genel bilgilendirmelerden daha çok konu bazlı, spesifik, sektör odaklı çalışma yapıldığında daha da verim alıyoruz. Önceliğini enerji ile başlamıştık. Şimdi Danimarka İş Konseyi ile tarım üzerine odaklanacağız. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir konu, önemli konuyu bizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Siz de çok güzel altını çizdiniz. Aslında AB sürecimiz açısından çok kritik ve önemli bir dönemeçteyiz. Çünkü Avrupa Birliği bir taraftan yönetimini değiştirdi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB'nin karar alıcılarında önemli değişiklikler oldu geçen sene ve bununla beraber yeni bazı politikaları ortaya koydular. Bunun eksenine de Yeşil Mutabakat oturdu ve Yeşil Mutabakat özünde baktığımızda işte ulaştırmadan gıdaya, tarımsal üretimden, çevreye, iklimden kalkınmaya aşağı yukarı hemen hemen tüm konuları kapsıyor ve
Ağrı da iş dünyasını çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü özünde üretim var. Çünkü karbon salınımı düşük bir üretim modeli üzerine kurgulanmış yeşil mutabakat. Dolayısıyla da iş dünyasının buna uyumlu olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu ticareti önce tabii üretimi etkiliyor, sonra ticareti etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ticaret partneri Avrupa Birliği olduğu düşündüğümüzde hepimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Biz de tüm iş dünyası kuruluşları, tüm kamu kuruluşları, tüm sivil toplum örgütleri kulağımızı kabarttık. Bu süreci anlamaya ve hazırlanmaya gayret gösteriyoruz. Ama bunun içinde tabii Ar-Ge ve inovasyon önemli bir yer ediniyor. Bu açıdan da kritik bir dönemeçteyiz. Çünkü Avrupa Birliği 7 yıllık dönemlerde mali çerçevesini belirler. 2014-20 dönemini bitiriyoruz. 2021-2027 dönemine gireceğiz. Ve bunun hazırlıkları var. Bu dönemlerde de programlar, politikalar gözden geçirilir, destek programları revize edilir ve planlanır ve ona göre yılın o mali dönemin başında ilan edilir ve o çerçevede de ilerlenir. Şimdi Ar-Ge ve inovasyon açısından Türkiye'nin katıldığı çok önemli bir program var ve Avrupa Birliği açısından da çok önemli bir destek programı. Bunun adı Ufuk 2020, siz de ifade ettiniz. 2014-20 döneminde uygulanıyor. Yaklaşık 80 milyar euroluk bir bütçesi var. Bütün Avrupa ülkelerinin katıldığı, Türkiye'nin de içinde olduğu. Biz buna yaklaşık 300 milyon euro civarında, onun biraz daha altında katkı payı ödüyoruz. Bunun büyük bir kısmını Avrupa Birliği'nden aldığımız hibe desteklerini onları geri vererek yapıyoruz. Dolayısıyla aslında devletimiz için maliyetli bir program. Yani devletimiz bu programa para vererek katılıyor. Ama son kullanıcı için hibe. Özel sektörümüz için, şirketlerimiz için, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar için, akademik camia için, kamu kurumları için, sivil toplum örgütleri için buralarda yer almak, bu projelerden yararlanmak bir hibe desteği. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyanın en büyük Ar-Ge ve inovasyon programı ve inovasyon ve Ar-Ge liginin de Şampiyonlar Ligi. Yani burada olduğunuz zaman büyük aktörlerle, önemli aktörlerle tanışma, görüşme, Avrupa'nın önümüzdeki dönemdeki Ar-Ge ve inovasyon vizyonu hakkında bilgi alabilme ve yenilikçi teknolojilerle ilgili de çalışma yapabilme veya dinleme, öğrenme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bizim açımızdan da çok kıymetli bir program. Bunun içerisinde artık son çağrıdayız. Yani son önemli teklif çağrısı geçtiğimiz Eylül'de yayınlandı. Buna yeşil mutabakat dendi. Yani yeni dönem Avrupa Birliği'nin aslında eksenine koyduğu ana politikayı destekleyecek bir programla kapatılıyor. Ama bitmiyor. Çünkü Ufuk 2020, 2021-2027 de Ufuk Avrupa adıyla da devam edecek. Bunların detaylarını Çınar Hanım anlatacak. Ben bunlara girmek istemiyorum çünkü o zaman tekrar etmiş olacağız. Ama bizim açımızdan bakıldığı zaman bu yeşil mutabakat çağrısı önemli bir çağrı. Özellikle tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir çağrı. Bunun altında 10 alt bileşen, 20 tane, daha doğrusu 10 temel bileşen, 20 alt bileşen var. Tarım bunun temel bileşenlerinden. Burada da yaklaşık 74 milyon euroluk bir bütçe var. Ve bu bütçe sivil toplum örgütlerini, özel sektörleri, iş dünyası kuruluşlarını bekliyor ve bununla ilgili şu anda Harala Gürele proje konsorsiyumları yapılıyor. Bizler de bugün bu bilgileri aldıktan sonra sizlerle beraber ne yapmamız lazım? Hep beraber bu süreçlerin içinde daha fazla olmak adına hem iş dünyası kuruluşumuz olarak, DEİK olarak hem de işletmeler ve sanayi kuruluşları ya da gıda kuruluşları olarak bunun içinde daha fazla yer almak için gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli. Koyduğumuz bütçeyi geri alabilmek çok önemli. Biz bu 80 milyarın dediğimiz gibi yaklaşık 300 milyon euro civarındakini Türkiye olarak katkı payı olarak ödüyoruz. Geri alma anlamında ilk defa önemli bir dönem yakaladık ve koyduğumuz bütçeyi aldığımız projelerle kazanmış bulunuyoruz. Yani dolayısıyla da hatta onun üstüne çıkmış bulunuyoruz. Yani koyduğumuzdan daha fazlasını aldığımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çok önemli. Ama potansiyelimiz daha yüksek. Yani Türk özel sektörünü, Türk işletmelerini, onun dinamikliğini, Avrupa ile olan bağlarını düşündüğümüz zaman bizim yerimizin bu olmaması lazım. Bizim açımızdan bakıldığı zaman bir kıyas yaparsam neden öyle olacağını çok iyi anlayacaksınız. Türkiye'de en büyük işletme olarak, sanayi kuruluşu olarak bu programdan fon almış kuruluş yaklaşık 6 milyon euro civarında bir kaynaktan yararlanmış. Oysa Avrupalı muadillerine baktığımız zaman bunun 50-60 milyon euro bandında olduğunu görüyoruz. Yani büyüklük itibariyle şirket açısından değerlendirdiğimizde 10 kat gerideyiz büyük sanayi kuruluşları açısından. Bu startuplar, girişimciler ya da KOBİ'ler açısından baktığımız zaman ise neredeyse 100 kata çıkıyor. Yani Türkiye'den fon almış bir, en fazla fon almış olan bir KOBİ'nin AB üyesi ülkedeki bir KOBİ ile kıyasladığımız zaman çok çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim özellikle işletmelerimizi sürecin içine çok daha fazla katmamız lazım. Çok daha fazla projenin içinde hep beraber yer almamız lazım. Ama bunun için stratejik gitmemiz lazım. Ufuk 2020'nin içinde bulunduğumuz, yeni dönemde Ufuk Avrupa'nın bir oyun şekli var.
Bu oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Bir kere hani bu öyle biz bir proje hazırladık, sunduk, bir de bundan finansman bekliyoruz tarzında bir program değil. Bir kere aktörleri doğru belirlemeniz, konuları doğru belirlemeniz, doğru konsorsiyumları takip etmeniz, belki ilk olarak biraz ortak olarak içinde yer almanız ve süreci öğrenmeniz ama payınızı artırarak, çünkü ufuk programları 15-20 farklı kuruluşun, 7-8 farklı ülkeden kuruluşun yer aldığı, içinde işletmelerin, araştırma merkezlerinin, akademik camianın olduğu, geniş katılımlı, farklı tandanslı kuruluşların olduğu programlar, projeler olarak karşımıza geliyor. Büyüklükleri 1 milyon eurodan 20 milyon euroya kadar da çıkabiliyor. Yani çok büyük projeler de olabiliyor, daha ufak montanlı projeler de olabiliyor. Ama baktığımız zaman sonuçta çok farklı imkanlar sizleri bekliyor. Önemli olan bunun nasıl işlediğini iyi öğrenmemiz lazım. O yüzden de bir kere Avrupa ekosistemiyle, bu program içinde olan ekosistemle bağlarımızı artırmamız gerekiyor. Faaliyetleri takip etmemiz gerekiyor. Özellikle ülkelerin bazında geliştirilen proje pazarları var. Bu proje pazarlarında proje fikri olan kuruluşlar bir araya geliyorlar, tartışmalar yapıyorlar ve konsorsiyum kuruyorlar. Oralara katılmak gerekiyor. Daha fazla boy göstermek gerekiyor. Türkiye'de hep beraber daha fazla organizasyon yapıp yabancıları bu sürecin içine dahil edebilecek birlikleri kurmamız gerekiyor. İş dünyası kuruluşları olarak muadillerimizle bu sürecin içine nasıl yer alabiliriz, onlara bakmamız gerekiyor. Yani velhasıl kelam oyunun kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da iş dünyası kuruluşlarını ve onları temsil eden çatı örgütleri bu sürecin içine daha fazla sokmamız gerekiyor. Bunu bir stratejik hedef olarak ortaya koymamız lazım. Biz AB Başkanlığı olarak TÜBİTAK'la beraber önümüzdeki dönemde şöyle bir hedefimiz var. Diyoruz ki Ufuk 2020'ye katılmak bir devlet politikası. Yani kamu kuruluşları olarak bizler bir araya geliyoruz ve bu programa katılmak için tabii ki özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, akademik camianın görüşlerini de alarak katılım sağlıyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak görüyoruz. Ama artık devlet politikasının şirketlerin de politikası haline gelmesi lazım. Dolayısıyla şirket politikasıyla devlet politikasını özdeşleştirmemiz gerekiyor. Ama bunu da özel sektörümüze iyi anlatmamız lazım. İşte bu tip organizasyonlar bizler için çok kıymetli ve değerli. Yeni dönem, yani bu yeşil mutabakatta sınırlı olmayacak. Biz Ufuk Avrupa'yla da hem DEİK'le hem diğer iş dünyası kuruluşlarının tamamıyla sahada çok daha fazla olacağız. Ama anlatmakta bir yere kadar, biraz da taşın altına elini koymamız gerekiyor. Birebir gitmemiz gerekiyor. O yüzden de iş dünyası kuruluşlarımızdan özellikle oralarda çalışan arkadaşlarımız, sizler gibi konsey liderliği, iş alanı liderliği yapan başkanlarımızdan beklentimiz, o sektörde temsil ettikleri alanlardaki bu işleri yapabilecek olan şirketleri tespit etmemiz ve onlarla TÜBİTAK'la da çok yakın çalışarak birebir projelerin içine yerleştirebilecek formülleri bulmamız lazım. Bu iş biraz böyle gidiyor. Yani bu programın özelliği de bu. Böyle bir birebir çalışma, yakın takip gerektiren bir mekanizma olarak karşımızda. Biz AB Başkanlığı ve TÜBİTAK el ele kol kola burada çok iyi, güzel ilerliyoruz. Bugüne kadar buna benzer çalışmaları, meyvelerini toplamaya da başladık bu sene içerisinde. Hem gelen sonuçlardan hem başvuru oranlarından. İnşallah Ufuk Avrupa'ya da aynı ivmeyle, aynı yaklaşımla ilerleriz. Ama sizlerin burada desteği ve sahiplenmesi işin başı ve özü. Bunu da nitekim sağladığımızı düşünüyorum. Açılış bölümünü ben uzatmak istemem çünkü asıl Çınar Hanım'ın anlatacağı konular önemli. Oradan çıkacak soru cevaplar önemli. Ben keyifli ve verimli bir organizasyon olmasını diliyorum. Az önce de ifade ettim. Ufuk 2020 bizler için çok önemli. Bu bir Avrupa Birliği programı ama tek bir program değil. AB'nin başka programları da var. Başka birlik programları da var. Erasmus'u, COSME'si, EASY'si, yeni dönemde iş dünyasını ilgilendiren başka programlar da geliyor. Biz bunları anlatmaya da devam edeceğiz. O yüzden iş dünyası kuruluşlarımızın bu 2021-2027 dönemindeki tüm AB kaynaklı finansman olanaklarını yakın takip etmesi önemli. Bizim de her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmamız önemli olacak. Bu tip organizasyonlar bizler için de güzel bir fırsat. Ben organizasyon için ve emeğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Katılımcılar için de ayrıca bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Başarılı ve güzel, hepimizin umduğunu bulabildiği bir organizasyon diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Ben de aklımda kalanları hem de bir dikkat çekmek için özetleyeyim. Şampiyonlar Ligi ifadenizi çok beğendim. Bizim Türk insanı olarak da hemen cımbızla çekeceğimiz bir kelime. Ama gerçekten latife bir yana bu işin Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz eğer Avrupa'da tarımsal üretimde ikinci, dünyada 7. ülke isek, daha önce ifade ettiğiniz gibi bu fonlardan 60 milyon euro seviyesinde bir katkı alan en büyük değerli bir şirketle Türkiye'deki en büyük şirket 6 milyon euro alıyorsa bu aradaki makas 10 kat olmamalı. Biz
tarımsal üretimimizin rakamlarına uygun bir şekilde tarımsal Ar-Ge ve inovasyon liginde de gerçekten hak ettiğimiz yeri alabilmek için taşın altına elimizi koymalıyız. Bu programlarla ve uluslararası işbirliklerine açık olan kültürü, ekosistemi şirketlerimizde yerleştirmemiz gerekiyor. Bizlerin de STK'larda tarım ve gıdanın bizlerin yıllarca anlattığı ama bir gün bir virüsün gelip önemini çok daha kısa sürede anlatıp katalizör görevi aldığı şu konjonktürde bu alandaki yapılacak yatırımlara çok daha fazla ilgi duymamız, bu fonlardan 300 milyon euro Türkiye katkı sağlıyorsa 1 milyar euroluk bir projelerle gelmemiz, proje yazma kabiliyetlerimizden ziyade projelerin to the point dediğimiz sonuca gidecek ve gerçekten bu alandaki pain pointleri, acı noktalarını izole edecek ve bizi 2050 yılına taşıyacak ve ihracatımızı, en önemlisi de ihracatımızı ve yaptığımız işi, dünyaya olan, çevreye olan sorumluluklarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda düzenleyecek bu programları başvurma noktasında, devam ettirme ve sonuçlandırma noktasında tüm fazlarında ciddi bir ilgi ve alaka beklediğini siz de özellikle dikkatimizi çektiniz ve vurguladınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Çınar Hanım'a geçmeden önce ben Çınar Hanım'ı da takdim etmek istiyorum. Değerli katılımcılara müsaadenizle Çınar Hanım, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı AB Çevre Çerçeve Programlar Müdürlüğü kapsamında kuruluşunda ilgili departmanda çalışıyor. Kendisi 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yine ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı'nda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2007-2008 yılları arasında da Çınar Mühendislik Müşavirlik Firması'na çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlık aşamalarında görev yaptı. 2008 yılından bu yana TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü'nde gıda, tarım, denizcilik ve biyoteknoloji alanları uluslararası ulusal irtibat noktası olarak görev yapmakta. Yine AB Çerçeve Programlar Programı özellikle gıda, tarım ve biyoteknoloji konularında Türk araştırmacıları ve sanayi temsilcilerini bilgilendirmek, desteklemek ve programa katılmaları için teşvik etmek amacıyla birçok eğitim, seminer ve bilgi günlerine katılım sağlamıştır. Yine bu kapsamda Avrupa'da araştırmacılar ve sanayi temsilcileriyle Türk paydaşlar arasında temas kurulmasına destek vermiş, Türkiye araştırma alanının Avrupa'da tanıtımı ve çerçeve programlar kapsamında desteklenen koordinasyon projelerinin TÜBİTAK adına yürütülmesinden sorumludur. 2019 yılından bu yana AB Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Direktörlüğü, Çerçeve Programlar, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik ve Biyoekonomi Alanı Program Komite Uzmanı ve Biyolojik Temelli Sanayiler Ortak Teknoloji Girişimi Ülke Temsilcisi olarak görevini sürdürmektedir. Kendisi de aynı zamanda şimdi yine bu anlattığımız özgeçmişine de paralel olarak bizleri Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı ve Ufuk Avrupa Programı'nda tarım ve gıda sektörü öncelikleri konulu sunumunu gerçekleştirecek. Sözü uzatmak istemiyorum. Sahne sizin Çınar Hanım. Buyurunuz. Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, çok değerli DEİK katılımcıları, hoş geldiniz öncelikle. DEİK'e bize bu imkanı sunduğu için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün olabildiğince Ufuk 2020 programı yeni açılan Green Deal Yeşil Mutabakat Çağrısı hakkında özellikle gıda tarım alanları konusunda hangi projeler desteklenecek, hangi konular desteklenecek, siz değerli paydaşlar ne tür alanlarda projeler değer alabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sunuma hemen geçelim. Hemen sunumu paylaşıyorum. Ben Çınar Öner, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Ufuk 2020 programı kapsamında Çerçeve Programlar Ofisi'nde faaliyet gösteriyorum. Çok değerli Emrah Bey'in belirttiği üzere. Bugünkü sunumumun yapısında Ufuk 2020 programı genel bilgileri olacak. Çok genel olarak başvuru koşulları nelerdir? Ne gibi faaliyetler desteklenmektedir? Nasıl bütçelendirme yapılmaktadır program kapsamında? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ardından Yeşil Mutabakat Çağrısı hakkında tarım gıda konularında hangi konular önemli, desteklenecek? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim ve siz gibi Türkiye'den değerli firmalarımızın, kuruluşlarımızın yer aldığı bu projelerde başarı hikayelerini paylaşacağım. Tabii bilgiye erişim çok önemli bu programda yer alabilmek için. Dolayısıyla bilgi
ve başvuru kaynakları nelerdir, nerelere başvurmamız gerekiyor ve Ulusal Koordinasyon Ofisi yani UKO olarak TÜBİTAK'ta görevlerimiz neler, ne gibi şekillerde araştırmacılarımıza, firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Bunlar hakkında bilgiler sunacağım. Ve son olarak da bizi bekleyen yine 2020-2027 yılları arasında yürütülecek olan çok güzel bir program var. UFUK Avrupa programı. Gerçekten çok yeşil ışık, gıda tarım alanında da çok güzel faaliyetlerin destekleneceği, ülkemizde de katılımın kat artarak devam edeceğini umduğumuz, düşündüğümüz bir program. Bu alanda da yine yavaş yavaş öncelikler belirlenmeye başlandı. Çok kısa olarak gıda tarım alanında hangi faaliyetler desteklenecek önümüzdeki dönemlerde bunlarla ilgili bilgiler sunmak istiyorum. Şimdi hemen şu bilgiyi paylaşmak isterim. Burada gördüğünüz üzere Avrupa Birliği Çerçeve Programlar ilk 1984 yılında birinci çerçeve programı olarak başlatıldı. Avrupa Birliği Çerçeve Programları Avrupa Birliği'nin bilim ve teknoloji, politika ve uygulamalarının birliğe üye ve aday üye ülkeler arasında uyumunun sağlanması için ortaya konmuş bir birlik programı aslında. Bu program dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma programı. Desteklenen konular bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ilgili programa katılımına baktığımız zaman ilk olarak 6. çerçeve programında 2002-2006 yılları arasında yürütülen bu programda Türkiye'nin programa katıldığını görüyoruz. Bu dönemden sonra da yine 7. çerçeve programı 2014-2020 yılları arasında UFUK 2014-2020 yılları arasında yürütüldü. Şu an hali hazırdaki programımız yürütülmektedir. Bu yıl itibariyle sona erecek ve bundan sonra da 94.4 milyar avroluk bir bütçeyle UFUK Avrupa programına geçiş yapılacak. Green Deal çağrısına baktığımız zaman ilgili çağrının UFUK 2020 programı kapsamında olduğunu görüyoruz. Açılan son çağrısı. Bu çağrıyla birlikte UFUK 2020 programı sonlanacak ve yeni programla devam edeceğiz. Bu program kapsamında bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin desteklendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmayı da hedefleyen bir program ve projeler kapsamında multidisipliner çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliği kesinlikle teşvik edilmekte. Farklı disiplinlerden projelerin mutlaka bir arada, farklı disiplinlerden paydaşların bir arada bulunması gereken projeler yürütülmekte. Hem kapasite geliştirme fırsatı sunuyor bu program araştırmacılarımıza, hem de Avrupa Birliği politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme olanakları sunduğunu görüyoruz. Çok değerli Bülent Bey zaten biraz bahsetti. Şimdi bu programa katılım şu şekilde. Bildiğiniz üzere biz Avrupa Birliği üye ülkesi değiliz. Bu programa Türkiye asosye ülkesi statüsünde katılıyor. Asosyenin hemen açılımını yapmak istiyorum. Bu programda Türkiye Avrupa Birliği üye ülkesi olmamasına rağmen programa katılım için belli bir ulusal katkı payı ödediği için bu programda aynı Avrupa Birliği üye ülkelerindeki araştırmacılar ne şekilde yararlanabiliyorsa Türkiye'den paydaşlarımız da aynı şekilde bu programdan yararlanabiliyor. Yani örneğin bir Hollanda'daki COBI bu programa başvuru koşulları neyse o COBI için Türkiye'deki araştırmacılar için de aynı şekilde başvuru koşulları var. Ve her ülke bu programa belirli bir ulusal katkı payı sağlayarak katılıyor. Burada gördüğünüz üzere ilk 6. çerçeve programında Türkiye'nin katılımına başladığını söylemiştim. %32'lik bir geri dönüş aldık. Yani 185 milyon avroluk bir havuza bütçe koyduk. Ancak 59 milyon avroluk bir kısmını paydaşlarımız Türkiye'den geri alabildi projelerinde. 7. çerçeve programına baktığımız zaman birazcık daha oyuna ısındığımızı görüyoruz. %100'den daha fazla bir başarı oranı var 6. çerçeve programında. Bu sefer %80 geri dönüş oranımız var. Ve son olarak da UFUK 2020'nin son çağrıları, henüz açıklanmayan çağrıları var. Bu rakamın artmasını bekliyoruz kesinlikle. Ama ilk olarak programda sonunda verdiğimiz ulusal katkı payından daha fazla bir bütçeyi ülkemize çekebildik araştırmacılarımız ve sanayi kuruluşlarımız sayesinde.
Yeterli mi? Bülent Bey'in de belirttiği gibi asla yeterli değil. Çünkü diğer ülkelere baktığımız zaman bu oranların %2, %3'lerde değil %300'lerde olduğunu görüyoruz. Büyük oyuncuların, diğer ülkelerin bu havuzdaki bütçeden çok daha fazla yararlanıp kendi uluslarına çektiğini görüyoruz. Hedefimiz de yeni programda sizlerin çok değerli katılımıyla tabii ki bu programdan daha fazla başarı oranıyla arttırmaktır. Programa şöyle bir bakacak olursak Ufuk 2020 projelerinde desteklenen konular aslında sadece buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler değil. Halihazırda mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmeleri de bu program kapsamında destekleniyor. Örneğin daha önce 6. 7. çerçeve programı bazında baktığımızda halihazırda üniversitelerde üretilen bilginin birazcık daha kütüphanelerde, kitaplarda kaldığını gören Avrupa Birliği, özellikle Ufuk 2020 kapsamında bu üretilen bilginin artık ticarileşmesi, pazar odaklı aktivitelere dönüşmesini sağlamıştır. Bunu hedeflemiştir. Dolayısıyla bu programda daha çok inovasyon ve yenilik odağı görüyoruz. Demonstrasyon faaliyetleri, pilot uygulamalar, kavram kanıtlama, yenilikçilik alımları gibi son kullanıcı odaklı, kar amacı güden proje sonuçları planlanıyor Ufuk 2020 projeleri kapsamında. Çok genel olarak katılım kurallarından ben bahsetmek istiyorum ilgili programın. Yine Bülent Bey dile getirdi. Konsorsiyum adı verilen proje ortaklıklarıyla başvuru mümkün. Bu koşullarda da en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülkesinden veya Türkiye gibi, İsrail gibi, Norveç gibi farklı asosyi ülkelerden sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi farklı kuruluşların bir araya geldiği konsorsiyum yapılarıyla projeler desteklenmekte. Ancak ERC Avrupa Araştırma Konseyi ve Marie Curie programıyla KOBİ'ler yenilikçilik programında tek başına başvuru ilgili programa mümkün. Ancak bu çağrılar Ufuk 2020 kapsamında sonlanmış durumda. Dolayısıyla bundan sonra özellikle yeşil mutabakat çağrısını da göz önünde bulundurarak mutlaka projelerde yer almak için Avrupa Birliği üye ülkelerinden minimum 3 farklı ülkeden kuruluşlarla bir arada proje yazmak gerekliliğini aklımızda bulundurmamız gerekiyor projelerde. Mutlaka konsorsiyum kurmamız gerekiyor. En büyük ve ilk koşul bu diyebiliriz. Diğer bir koşula baktığımız zaman ilgili programa başvurular direkt Avrupa Komisyonu'na yapılıyor. TÜBİTAK'ın bu programdaki sorumluluğu ilgili programın ulusal koordinasyonunu sağlamak, amacımız olabildiğince paydaşlarımıza en yüksek seviyede destek olabilmek programa katılım için. Ancak başvurular belirttiğim gibi doğrudan Avrupa Komisyonu'na yapılıyor. Peki hangi proje tipleri destekleniyor? Çok kısaca onlara bakacak olursak ilki araştırma ve inovasyon aksiyonları olarak geçiyor. Slide'ımın sol tarafında gördüğünüz 1'den 9'a kadar değişen teknoloji readiness levels yani teknoloji olgunluk seviyeleri yer alıyor. Ve araştırma aksiyonları, proje tipleri buradaki endekse göre düzenleniyor diyebiliriz. Aslında bilmeyenler için hemen belirtmek isterim. Teknoloji olgunluk seviyeleri ilk olarak 1970'li yıllarda NASA tarafından kullanılan herhangi bir sürecin veya ürünün ne aşamada olduğunu bize gösteren bir endeks. Proje tiplerinde de araştırma ve inovasyon aksiyonları kapsamında da 3. seviye ile 5. seviye arasında projeler bu tip projelerde destekleniyor. Yani yeni bilgi üretilmesini hedefleyen ya da yeni ve iyileştirilmiş teknolojilerin, ürünlerin, süreç ve hizmetlerin fizibilitesinin araştırıldığı projeler araştırma ve inovasyon aksiyonları tipinde desteklenmekte. Burada hem temel hem uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri görüyoruz. Bunun yanı sıra laboratuvar ve simüle edilen ortamlarda küçük prototiplerin test ve validasyonu da mümkündür. Operasyonel ortamlarda teknik fizibilite için çok sınırlı demonstrasyon faaliyetleri araştırma ve inovasyon aksiyonlarında görünebiliyor.
diğer bir proje tipi olan ikinci aksiyona baktığımız zaman bunların da inovasyon aksiyonlarının olduğunu görüyoruz. Burada artık teknoloji hazırlık seviyelerinde 4 ila 7 seviyesinde projeler destekleniyor. Burada da yeni, değiştirilmiş, geliştirilmiş ürün, süreç veya hizmetler için dizayn ve düzenleme planlamaları içeren aktiviteler var. Çok daha pazara yakın projeler destekleniyor. Prototip geliştirme, test, demonstrasyon, pilot, büyük çaplı ürün validasyonu gibi projeler destekleniyor. Hemen birazcık daha netlik kazanması için aklımızda teknoloji hazırlık seviyelerini burada görüyoruz. Araştırma ve inovasyon aksiyonları için 3. ila 5. seviye olan hem akademinin yer aldığı hem sanayinin yer aldığı teknoloji geliştirme adımını görüyoruz. Artık herhangi bir sürecin uygulanabilir olduğunun kanıtlanması ve teknoloji geliştirme ve prototiplere kadar olan kısım araştırma ve yenilik aksiyonları çerçevesinde. Yenilik aksiyonlarına baktığımız zaman da teknoloji 5. seviye ile 7. seviye arasındaki projeleri görüyoruz. Artık burada pilot planlama ve ölçek artırımı, teknoloji geliştirme ve prototipler, hatta gerçek ortamda ürün veya sürecin denenmesi, izlenmesi planlanıyor. Hemen programdaki fonlama kurallarına şöyle bir bakacak olursak eğer, ne şekilde bütçe almak mümkün programdan, hemen onları özetleyelim. Araştırma ve inovasyon projeleri için, yani birinci tip projeler için, kuruluş farkı gözetmeksizin, üniversite olabilir, KOBİ olabilir, ilgili projedeki bütçenizin ve masraflarınızın %100'ü Avrupa Komisyonu tarafından desteklenir. Yine inovasyon projelerinde, yani pazara daha yakın olan projelere baktığımız zaman, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler için masrafların yine %100'ü Avrupa Komisyonu tarafından desteklenir. Ancak inovasyon projelerinde kar amacı giden kuruluşlar için masrafların %70'i kadar bir ödeme yapılıyor komisyon tarafından. Bunun nedeni şu: inovasyon projeleri az önce belirttiğim gibi çok daha pazara yakın projeler ve proje sonunda çıkan ürünün, sürecin, fikrin mülkiyet haklarını ilgili proje ortakları alabildiği için zaten projenin çıktısını kar oluşturduğunu öngörerek ancak %70'ini karşılıyor Avrupa Komisyonu. Bunun yanı sıra bütün projelerde yine kuruluş farkı gözetmeksizin harcadığınız bütçenin, daha doğrusu sizin proje bütçenizin %25'i kadar daha bir ek gelir genel yönetim giderleri olarak kuruluşlara, ortaklara aktarılır. Yani aslında Ar-Ge ve inovasyon projeleri için örneğin 100 birimlik bir bütçeniz varsa Avrupa Komisyonu tarafından size 125 birimlik bir ödeme yapılır. Bunun yanı sıra projede teminat gösterme bulunmuyor ve ön ödeme Avrupa Komisyonu projenin başladığı gün itibariyle size belirli bir meblağda ön ödeme yapıyor. Kurum olarak cebinizden harcayıp daha sonra onun geri ödenmesi gibi bir uygulama yok. Halihazırda proje için elinizde belirli olan bir bütçeyle projeye başlayabiliyorsunuz. Proje kapsamında da personel, makine teçhizat, sarf malzemeleri, proje için yaptığınız seyahatler, de konaklama vesaire tüm masraflar, toplantı veya çalıştay düzenlemeniz gerektiği zaman bunlarla ilgili tüm masraflar ve yayın, patent giderleri gibi projeyle ilgili masrafların hepsi Avrupa Komisyonu tarafından fonlanıyor. Artı belirttiğim gibi faturalandırılmayan giderleriniz için ek olarak hesabı sorulmayan bir %25'lik genel yönetim gideri bütçe olarak sizin projenize ekleniyor. Peki projelerde nasıl yer alınabilir? Dilerseniz hemen bunu inceleyelim. Öncelikle projede yapı itibariyle bakıldığı zaman bir proje koordinatörü var ve proje ortakları var. Daha önce belirtildi, proje ortaklık yapıları 7-8-9 ortağın bir arada yer aldığı büyük konsorsiyum yapıları. Dolayısıyla bir proje koordinatörü tarafından lead ediliyor, yönetiliyor ve diğer ortaklar tarafından da projenin içeriğine katkı sağlanıyor. Dolayısıyla burada rolümüzü belirlerken kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Halihazırda çağrı kapsamında açılan proje fikriyle ilgili koordinatörün projeyi tasarlaması gerekiyor. Projenin içeriğinin
beklenen etkinin, bilimsel içeriğinin, uygulamanın vesaire projenin tam anlamıyla planlanması. Dolayısıyla bir deneyim gerektiren bir süreç koordinatör tarafından yürütülüyor. İlgili araştırma alanında bilimsel bir yetkinlik kesinlikle gerekiyor ve projenizi başarıya taşıyacak proje ortaklık yapısını doğru bir şekilde kurabilecek kadar bir ağınız olması önemli. Çünkü proje ekibini oluşturmak da projenin koordinatörünün ana amaçlarından bir tanesi. Yok eğer proje ortağı olalım dersek aynı bir puzzle'ın parçaları gibi çok geniş multidisipliner çalışmalar yürütülen bu projede kendi yetkinliklerimiz dahilinde katkılar sunabiliyoruz projeye. Gerekli iş paketlerinde yer alabiliyoruz. Yine proje fikri sunabiliyoruz. Dolayısıyla biz daha önce çerçeve programlarda hiç yer almamış oyuncularımıza, temsilcilerimize önce dilerseniz ortak olarak bir programa girin. Programın içeriği nedir? Çünkü projeler 4-5-6 yıllık kadar olabiliyor. Ne şekilde yürütülüyor onu öğrenin. Ardından da proje koordinatörü olmak istiyorsanız sonuna kadar arkanızdayız gibi bir mesaj veriyoruz. Bu şekilde projelerde yer alabilir araştırmacılarınız. Şimdi burada paylaşmak istediğim bir bilgi var. Sunumumun sol tarafında gördüğünüz ülkelere baktığımız zaman bu ülkeler özellikle Türkiye'nin yoğun dış ticaret faaliyetleri yürüttüğü ülkeler. Ve aynı zamanda yine bu ülkeler Ufuk 2020'deki en başarılı ülkeler. Bu ülkelerle yüksek oranda dış ticaret faaliyeti yürütüyoruz. Yine Ufuk 2020'de işbirliği yaptığımız ülkeler bunlar. Dolayısıyla hali hazırda ticaret yaptığımız kuruluşlar varsa bu ülkelerde bilin ki bu ülkelerdeki kuruluşlarla artık Ufuk 2020'ye ve bundan sonraki programlara işbirliğimizi Ar-Ge ve inovasyon adımlarına taşıyabiliriz. Hali hazırda kurduğumuz ticaret networklerini, ağlarını artık bu program kapsamında da değerlendirebiliriz. Çünkü ülkelerimiz tam anlamıyla örtüşüyor, işbirliklerimiz tam anlamıyla ortam tam anlamıyla buna cevap verecek nitelikte. Dolayısıyla bu fırsatı da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor paydaşlar olarak. Ufuk 2020 ile ilgili genel başvuru koşulları bu şekildeydi. Çok kısa olarak size yeşil mutabakat nedir, Avrupa'da yeşil mutabakatı nedir? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ve bu mutabakatın Ufuk 2020 programına yansıması bir çağrı olarak açıldı belirttiğimiz gibi. Bu çağrının içerikleri nelerdir? Gıda tarım alanında hangi konular desteklenecek? Dinlerseniz biraz da bunlara bakalım. Bu yeşil mutabakat, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni göreve gelişiyle itibaren oluşturulan bir inisiyatif kapsamında Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçişinin tamamlanması hedefleniyor. Ve bu hedef kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı yayınlandı. Plan kapsamında da 2027 yılına sonuna kadar 1 trilyon avroluk AB bütçesinin sürdürülebilir yatırımlara ayrılması hedefleniyor. Dolayısıyla burada Emrah Bey'in de belirttiği gibi hem bir fırsat hem de bir tehdit var bizi bekleyen. Umuyorum bu fırsatı değerlendirebilirsek, bu programa olabildiğince entegre olabilirsek gerçekten bizi bekleyen çok güzel bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Peki bu yeşil mutabakatın amaçlarını nedir? Şöyle bir bakacak olursak birçok sektörü ilgilendiriyor ama genel hedef karbon ayak izinin azaltılması tabii ki 2030 ve 2050 yıllarına kadar. İlgili alanlar ulaştırmadan tutun iklim değişikliğini, ekosistem ve biyoçeşitlilikten tarım ve gıda alanına birçok farklı sektörü bir araya getirip bu alanlarda karbonsuz ekonomiye geçişi teşvik eden bir çağrı ve amaç görüyoruz burada. Hemen çağrıya biraz detaylı bakacak olursak çağrı bütçesi 1 milyon avroluk bir bütçe ve Ar-Ge ve yenilik yoluyla yeşil mutabakat hedeflerine ulaşılması hedefleniyor bu çağrı kapsamında. Çağrıda özellikle vurgulanan şeylerden biri hızlı ve somut sonuçların elde edilmesi planlanıyor. Etki değeri yüksek, inovasyon ve demonstrasyon ağırlıklı projeler destekleniyor. Yani proje tipi 2 inovasyon pazara dönük faaliyetler daha fazla karşımıza çıkıyor çağrı kapsamında. Hemen
Çağrı'da 10 tane farklı, hemen Çağrı ile ilgili genel bilgiler vereyim, ardından Çağrı içeriklerine içeriklerinden bahsedeyim. Çağrımız 18 Eylül 2020 itibariyle açıldı ve 26 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru mümkün. Projeler sunulduktan sonra belirli bir değerlendirme süreci var. Değerlendirme sürecinin sonunda da başarılı projelerle 2021'in son çeyreğine kadar hibe sözleşmesi imzalanması planlanıyor. Çağrı bütçesi 1 milyon avro ve konu sayısı da 10 farklı alanda toplam 20 tane konu başlığı destekleniyor. Araştırmacılarımızın başvurusuna açık 20 tane konu başlığı karşımıza çıkıyor. Hemen burada ben bu 10 tane alanı kısaca değinmek istiyorum. İklim değişikliği, sektörler arası işbirliği, güvenliği, erişilebilir ve güven ve temiz enerji üretimi, döngüsel ve temiz ekonomi, enerji ve kaynak verimli binalar, sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma, tarladan çatala ya da çiftlikten çatala alanı, altıncı alan, ekosistemler ve biyoçeşitlilik ve sıfır kirlilik, toksinlerden arınmış çevre gibi alanlar Çağrı kapsamında var. Bunun yanı sıra iki tane de ya da üç tane soyut alan görüyoruz. Bunlar Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili bilginin artırılması ve Avrupa vatandaşlarının iklim nötr, sürdürülebilir Avrupa'ya geçişini sağlayabilmek üzerine iki tane de farklı alanımız karşımıza çıkıyor Çağrı kapsamında. Hemen bu alanlar kapsamında bizim bugünkü ilgi odağımız olan farm to fork, yani tarladan çatala alanının dağılımına bakacak olursak 74 milyon avroluk bir bütçeye sahip Çağrı ve Çağrı kapsamında yayınlanan başvuruya açık olan konu başlığı 6.1 koduyla Testing and Demonstrating Systemic Innovations in Support to Farm to Fork Strategy. Yani Avrupa Birliği'nin uzun zamandır uyguladığı tarladan çatala stratejisine artık karbonsuzluk da dahil olmuş şekilde karşımıza çıkan bir Çağrı görüyoruz burada. Bu stratejide tarladan çatala deniyor ama tarladaki sera gazı emisyonlarının azaltılması, tarımda kimyasal ilaçların veya hayvancılıkta antimikrobiyal ajanların azaltılması ve son olarak da gıda atıklarının engellenmesine, önlenmesine, israfın önlenmesine kadar olan tüm gıda zincirinde sürdürülebilir ve sıfır atıklı bir sistem öngörüyor ilgili Çağrı. Planda yenilikçi çözümlerin geliştirilerek tarım temelli sera gazının salınımının, azot ve fosfor döngüsünü bozan kimyasal kullanımının ve kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanımının azaltılması planlanıyor. İlgili alan kapsamında vereceğiniz projelerin süresinin 4 ila 5 yıl olması isteniyor. Proje başına düşecek bütçe ise tek bir proje için 6 ila 12 milyon avroluk bir bütçe ayrılıyor. Projelerin bundan daha az bütçeli veya 12 milyondan daha fazla bütçeli olması çok tercih edilmiyor. Tüm proje tipleri inovasyon aksiyonu kapsamında destekleniyor. Yani pazara dönük aksiyonlar kapsamında destekleniyor. Belirttiğim gibi 74 milyon avroluk da bir bütçesi var. Şimdi bu konu başlığında da araştırmacılarımızın, firmalarımızın başvuru yapabileceği toplamda 6 tane alt başlık karşımıza çıkıyor. Hemen dilerseniz onlara bakalım. İlki sera gazı emisyonları ile ilgili. Tarımda sera gazı emisyonlarının azaltılmasını öngören bir konu başlığı. İkinci önceliğe baktığımız zaman gıda üretiminde artık iklim nötr sistemlere geçiş hedefleniyor. Üçüncü başlık pestisitlerle ilgili, tarımda kullanılan ilaçlarla ilgili, bunların kullanımının azaltılmasına yönelik bir konu başlığı. Dördüncü başlık yine kültür balıkçılığı ve hayvancılıkta antimikrobiyal ajanların kullanımının azaltılmasına yönelik bir konu. Beşinci başlığımıza baktığımız zaman gıda kaybı ve gıda atıklarının israfının önlenmesini amaçlıyoruz. Ve son olarak da sağlıklı beslenmeye yönelik bir konu başlığı dikkatimizi çekiyor. Arzu ederseniz hemen bunların detayına biraz daha bakalım, içeriğine biraz daha bakalım. Burada belirtmek istediğim konu şöyle. Her birini
slide elverdiğince yerleştirdim, ancak bunların her birinin açıklaması gerçekten çok daha kapsamlı. Birazdan vereceğim bilgilerde bilgi kaynaklarında nereden ulaşabileceğinizi de anlatacağım. Ama tek konu başlığının içeriği bunlar değil, daha kapsamlı içerikleri var. Dolayısıyla proje yazmayı veya proje değeri almayı düşündüğünüz anda hemen bizimle de temasa geçebilirsiniz. Vereceğim bilgi kaynaklarından daha detaylı bilgi de elde edebilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Ben olabildiğince bir çerçeveye yerleştirmeye çalıştım. Hemen başlığa bakacak olursak ilkine... İlk başlığımız sera gazı emisyonları ile ilgili. Bu sera gazı emisyonlarını azaltarak ve çiftliklerin karbon tutma ve depolama özelliklerini artırarak iklim nötr çiftlikler elde etmeyi hedefleyen bir konu başlığımız var. Bütçesi belirttiğim gibi 6 ila 12 milyon avroluk bir bütçe olacak. Peki neden bu konu seçilmiş? Hemen ona değineceğim. Tarım, Avrupa Birliği'ndeki sera gazı emisyonlarının %10'undan fazlasından sorumlu aslında. Ve yine gıda üretimi de aynı konut kaynaklı emisyonlar gibi ciddi oranda sera gazı yayılımına, emisyonuna sebep oluyor. Dolayısıyla hedef burada tarım kaynaklı emisyonları azaltmak, olabildiğince iklim nötr çiftçilik sistemleri oluşturmak planlanıyor. 2050 yılına kadar 1990 seviyelerini kıyasladığımız zaman %50 oranında sera gazı emisyonlarının azaltılması planlanıyor bu proje kapsamında. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, yani tüm halk için, tüm vatandaşlar için sürdürülebilir, besleyici, sağlıklı ve güvenli gıdayı elde edebilmek ve sunabilmek hedefleniyor. Gıda sistemlerinin hepsinin, tüm gıda zincirinin sürdürülebilir olması ve gıda sistemlerinin aynı şu an yaşadığımız gibi korona kaynaklı bir pandemi olabilir veya buna benzer farklı stres kaynakları, dünyadaki şoklar, buna karşı daha dayanıklı sistemler geliştirmeyi hedefleyen bir konu başlığı. İkinci alt başlığa baktığımız zaman burada iklim nötr gıda üretimini görüyoruz. Gıdanın işlenmesi, dağıtımı, muhafazası ve hazırlanmasında enerji verimliliğini artırarak iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim nötr gıda işletmelerinin yapılandırılması planlanıyor ilgili konu başlığında. Nitrojen ve fosfor döngülerine bakıldığı zaman güvenli hareket imkanının Avrupa'da güvenli operational space'ine bakıldığı zaman, güvenli kullanım alanlarına bakıldığı zaman bunların 3.3 ve 2 faktörüyle arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu döngünün azaltılması ve iklimi artık nötr gıda sistemlerinin kurulması hedefleniyor ilgili konu başlığında. Yine az önce saydığım beklenen etkiler burada da var. Sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturulması, besleyici gıdaların tüm vatandaşlara sağlanabilir, tedarik edilebilir şekilde olması gibi hedefleri var. Üçüncü başlığımıza baktığımız zaman burada tarım ilaçlarını görüyoruz. Tarım ilaçlarından kaynaklı bazı engeller karşımıza çıkıyor. Özellikle böcek olan bu tozlaştırıcı hayvanları Avrupa'daki tarıma katkıları yıl başına 15 milyar avro olduğu ortaya çıkmış. Yani aslında tarımda çok kıymetli olan bu tozlaştırıcılarımızı biz aynı zamanda kullandığımız tarım ilaçlarıyla çok ciddi zararlar veriyoruz ve bunlar bize çok daha büyük ekonomik zararlar, çevresel zararlarla geri dönüyor. Aynı zamanda bu kullanılan tarım ilaçları toprağa, suya da karışarak birçok halkın birçok kesiminin zararlı bir şekilde etkilediğini görüyoruz insan sağlığını, hatta bazen ölümlere bile yol açabiliyor. Dolayısıyla burada beklenen amaç, istenen amaç da bu zararlı tarım ilaçlarına duyulan bağımlılığın azaltılması mutlaka. Mümkün mertebe daha sonra kullanılan yapay gübrelerin azaltılması ve artık tamamen iklim nötr sistemlere geçişin sağlanması isteniyor bu konu başlığı kapsamında. Yine yapay gübrelerin 2030 yılı itibariyle %20 azaltılması proje çıktılarından bazıları.
Dördüncü alana baktığımız zaman, dördüncü konu başlığına baktığımız zaman burada da kültür balıkçılığı ve hayvan üretiminde antimikrobiyal ajanlara duyulan bağlılığın, duyulan gereksinimin azaltılmasına yönelik bir konu başlığı görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre her yıl Avrupa'da 33 binden fazla insan, yaklaşık 33 bin kadar vatandaş bu hayvanlara uygulanan antimikrobiyal ajanlardan kaynaklı antimikrobiyal direncinden hayatını kaybetmekte. Bu çok ciddi bir oran. Dünyanın diğer taraflarına baktığımız zaman bu oranın daha bile arttığını görüyoruz. Dolayısıyla artık hayvancılık faaliyetlerinde bu antimikrobiyal ajanların, antibiyotiklerin kullanımının azaltılması ve daha güvenli alternatiflerle yer değiştirmesi bu program kapsamında, bu projeler kapsamında desteklenecek faaliyetlerden. Beşinci bende baktığımız zaman burada artık biraz daha tüketici boyutunu görüyoruz. Gıda kayıpları ve israfın önlenmesi. Bu tüketim de dahil olmak üzere gıda zincirinin her aşamasında gıda kayıpları ve israfı azaltmak, sürdürülebilir olmayan ambalajlamadan kaçınmak planlanıyor. Yapılan analizlere göre Avrupa'da üretilen gıdanın %20'si çöpe gidiyor. Ancak bir taraftan da açlık çeken bir bölüm var. Çok büyük bir dengesizlik var. Dolayısıyla amaç olabildiğince gıda atıklarının engellenmesi, sürdürülebilir olmayan paketleme sistemlerine son verilmesi, yine herkes için ulaşılabilir sağlıklı gıda üretiminin sağlanması gibi amaçları var ilgili projenin. Ve son konuya bakacak olursak, sağlıklı beslenmeyle ilgili bir konu dikkatimizi çekiyor burada da. Burada ise en yoksul ve en savunmasız gruplar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlıklı diyetlere geçiş planlanıyor. Yapılan yine analizlere göre Avrupa'daki her 5 kişiden biri obez ve yarısı da normal sağlıklı kilosunun üzerinde görünüyor. Üstüne üstlük bu çocuklarda bakıldığı zaman, çocuklarda da gerçekten alarm verici bir durum. Yine obezitenin arttığını görüyoruz. Bir yandan da yeteri kadar besine ulaşamadığı için erken ölen veya besinle ilgili hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden büyük bir kitle mevcut. Dolayısıyla buradaki amaç, bu konu başlığındaki amaç da 2030 yılına kadar bu artan obezite oranlarının ters çevrilmesi, tam tersine çevrilmesi, azaltılması, olabildiğince Avrupa diyeti, Avrupa'da kullanılan sağlıklı beslenme trendinin artık ilgili vatandaşlara entegre edilebilmesi, hayatlarına entegre edilebilmesi, herkes için sürdürülebilir ve besleyici gıda seçeneklerinin sunulması yine bu konu başlığının içeriğinde yer alıyor. Belirttiğim gibi bu altı konu başlığının herhangi birine proje başvurusunda bulunmak mümkün araştırmacılarımız tarafından. Şimdi ben birkaç tane de başarı hikayesi paylaşmak istiyorum. Ufuk 2020 programı kapsamında Türkiye'den kuruluşlarımızın yer aldığı bazı projeler var. Green Deal veya bundan sonraki çağrılarda da neden Türk araştırmacılarımız bu şekilde yer almasın? Hemen ilk projeye bakacak olursak Impact, entegre çoklu trofik su ürünleri yetiştiriciliği için akıllı yönetim sistemi adlı bir proje. Proje tipi araştırma ve yenilikçilik projesi ve bu projede 3 tane farklı Türk kuruluşumuz yer alıyor. Proje koordinatörü İrlanda'dan Marine Institute ve projede toplam 21 tane ortak görev yapıyor. Proje bütçesi 6 milyon avroya yakın ve Türk ortaklarının toplam bütçesi de 803.652 euro, 803 bin avro civarında. Proje 2008 yılında başladı ve 2021 yılında sona erecek. Türk ortaklarımıza baktığımız zaman içinde DEİK üyesi kuruluşlarımızı da görüyoruz. Çamlı Yem ve Besicilik, Netaş Telekomünikasyon ve 9 Eylül Üniversitesi ilgili projede ortak olarak yer alıyor. Hala çalışmalarına devam ediyorlar. Program hakkında daha detaylı bilgi elde etmek isterseniz proje hakkında buradaki linki kullanabilirsiniz. Diğer bir projeye bakacak olursak HEPEC adı verilen gıda atıklarını azaltmak için yüksek performanslı polihidroksi alkonat esaslı ambalajlama teknikleri kullanılıyor. Burada badem kabuğu gibi doğal ürünlerle bir paketleme sistemi öngörülüyor. Yine yenilik projesi. Projedeki Türk ortak Migros AŞ ve projenin koordinatörü İspanya'dan SISIC dediğimiz bir araştırma kuruluşu. Gıda alanında araştırmalar yapan başarılı bir kuruluş. Projede
toplam 20 tane ortak yer alıyor ve 7 milyondan fazla bir bütçeye sahip. Projedeki Türk ortağın bütçesi de 184 bin avro civarında. Proje Ekim ayı itibariyle, 2020 Ekim ayı itibariyle bitti. Ancak bunu belirtmem gerekiyor ki ortaklarımız bu biten projelerden sonra yenilerine devam ediyor. Çalışmalar başladı. Daha büyük bütçelerle, daha büyük projelerde yer almaya devam ediyor araştırmacılarımız. Bir kere oyunun içine çekilen araştırmacılarımız artık gerçekten çıkamıyor. Bağımlısı oluyor diyebiliriz programın. Bir diğer başarı hikayesine hemen değinmek istiyorum. My Toolbox projenin adı. Mikotoksin yönetimi için entegre araç kutusu ile güvenli tarım ve güvenli gıda ve yem oluşturulmasını hedefliyor. Bundaki Türk ortaklarımız da Food Life International ve Tarış İncir Birliği. Proje koordinatörü Avusturya'dan bir üniversite. 23 tane ortakla birlikte yürütülen bir projenin 5 milyon avroluk bir bütçesi var ve Türk ortakların bütçesi de 234 bin avro. Proje yine bu yıl itibariyle bitti. Yenileri hem Green Deal Çağrısı kapsamında hem de umuyoruz ki Ufuk Avrupa kapsamında devam edecektir. Ben bu başarı hikayelerinden sonra bir de sizinle paylaşmak istediğim bir analiz var. Projede yer almak tabii ki isteyebiliriz, programda yer almak isteyebiliriz ama gerçekten doğru adreslere başvurmak, doğru kişilerle iletişim kurmak çok kritik. Buradaki listeye baktığımız zaman Ufuk 2020'de gıda tarım alanı özelindeki en başarılı kuruluşları görüyoruz. Bunların başını örneğin İndra çekiyor Fransa'da. Gıda tarım ve çevre alanındaki ulusal araştırma enstitüsü İndra. Gördüğünüz gibi mesela bütçe olarak tam 50 milyona yakın bir bütçe almış Ufuk 2020'den ve 86 tane farklı projede yer almış. Dolayısıyla halihazırda bu kullanabileceğimiz bu kuruluşlarla iletişimimiz varsa veya erişim noktalarımız varsa mutlaka aktive etmeliyiz. Bunda her zaman bizlerle de iletişime geçebilirsiniz. İlgili networklere dahil olma konusunda. Bu adreslerin doğru adresler olduğunu söyleyebilirim. Bu 15 kuruluşla ilgili herhangi bir irtibat varsa kaybetmemenizi ve ticaret ekonomi kısmını Ar-Ge ayağına da taşımanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi ülkelerden Fransa, Hollanda, Danimarka, İspanya, İtalya, İsveç gibi ülkeler yoğunlukla gıda tarım sektöründe Ufuk 2020 programında başarılı kuruluşlar olarak görünüyor. Peki bu kadar bilgi ama bu kadar bilgiye doğru bir şekilde nasıl ulaşacağız, nasıl başvuru yapacağız? Hemen kısaca dilerseniz onlara bakalım. İlk bilgi kaynağımız bizim Ufuk 2020 sitemiz www.ufuk2020.org.tr. Burada ortak arama duyuruları, açılan çağrılar, kapanış tarihleri, alan öncelikleri, bültenler, başarı hikayeleri birçok bilgiye erişebilirsiniz. Dolayısıyla buraya kayıt yaptırmanızı öneriyorum. Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu'nun fonlama ve ihale portalı var. Bu portalda da açılan çağrıların içerikleri, başvuru koşulları, ortak arama gibi birçok farklı sekmeye ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ortak arama, bu sol tarafta gördüğünüz ilgili konu başlığında hangi ortaklar projede yer alıyor, projeye dahil etmek isteyen koordinatörler var mı bu proje kapsamında? Bunların hepsine erişiminiz mümkün. Ayrıca konu başlığı özelinde sıkça sorulan sorular kısmı da var. Dolayısıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken linklerden bir tanesi. Bir diğer arama Cordis, ortak arama için kullanabileceğimiz bir platform veri tabanı. Şimdiye kadar çerçeve programlarda desteklenmiş tüm projeleri içeriyor. Projelerdeki koordinatörleri içeriyor. Dolayısıyla çalışma alanınızla ilgili çok basit anahtar kelimeleri buradaki arama kutucuğuna basarak o alanda şimdiye kadar hangi projeler desteklenmiş, hangi araştırmacılar proje koordinatörü olmuş bunlara erişebilirsiniz. Ve inanın bu oyuncular bundan sonraki dönemlerde de yer alacaklar. İrtibat kurmak için yine doğru adreslerden biri, mutlaka kullanılması gereken adreslerden biri. Bir diğer desteğimizden biz bahsetmek istiyoruz. Örneğin herhangi bir konu başlığında ilginiz var ama network'ünüz yok ya da var ve genişletmek istiyorsunuz. Bunun için sunumumun, slaydımın sağ tarafında gördüğünüz niyet
niyet beyanı dokümanını bizden talep edebilirsiniz maille. Ben şu konu başlığıyla ilgileniyorum. Bu formu doldurmak istiyorum derseniz bu formu biz elimizde veri tabanımızda tutuyoruz ve Avrupa'dan herhangi bir ortak arama duyurusu geldiğinde bildiğimiz networklere vesaire hepsini iletiyoruz. Böyle bir kuruluş var. Ortak olarak yer almak isteyen, ortak olarak bu kuruluşu almak ister misiniz diye bu şekilde eşleştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla ilgilendiğiniz bir konu varsa en kısa sürede bizlerle temasa geçip bu formu isteyip doldurabilirsiniz, bize iletebilirsiniz. Biz de hemen size koordinatörler varsa onların bilgilerini sunabiliriz. Hem web sitemizde duyuruyoruz, hem sizin bilgilerinizi onlara iletiyoruz. Bu platformda mutlaka kullanmanızı öneriyorum dolayısıyla. Şimdi ben çok detaylı olarak ofisimizin faaliyetlerine girmek istemiyorum ama çağrı az önce belirttiğim mesela ARGE konularının Avrupa Komisyonu'nun sunumundan tutun. Şimdi yaptığımız gibi genel bilgilendirme günleri, yüz yüze birebir görüşmeler, ortaklık taleplerini yönetme, eşleştirme faaliyetleri, bunun yanı sıra destek mekanizmaları gibi birçok faaliyet yürütüyoruz Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak Türk paydaşlarımıza destek olmak amacıyla. Dolayısıyla programın en başından en sonuna kadar bu zincirde her türlü soruyla ilgili her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hemen bir destek ve ödül programlarımız hakkında da bilgi vermek istiyorum. Projeler kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından örneğin projeniz geçti. Aldığınız bütçenin yanı sıra bizim de araştırmacılarımıza yönelik destek ve ödül programlarımız var. Burada hedef zaten meyvelerini de topluyoruz, buna inanıyoruz. Şimdiye kadar örneğin katılımı arttırmak, programa yeni oyuncular çekmek, projelerin kalitelerini arttırmak, artık Türkiye'den de proje koordinatörleri çıkartmak ve özendirmek gibi hedeflerimiz var bu destek ve ödül programları kapsamında. Hemen detaylı bakacak olursak desteklerimizi burada görüyorsunuz. Maalesef pandemiden dolayı şu an seyahat desteği çok kullanılamıyor ama örneğin herhangi bir projeye ortak olmak için bir toplantı yapmanız gerekti Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde. Bununla ilgili araştırmacılarımıza seyahat desteği veriyoruz. Her türlü masrafı 1500 avroya kadar karşılıyoruz. Vize masraflarından yurt dışı çıkış harcına kadar. Amaç burada Türk paydaşları, yeni oyuncuları veya hali hazırdaki oyuncuları hiç fark etmez. Konsorsiyumlara katmak, dahil etmek ortak olarak veya koordinatör olarak. ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı'na çok detaylı girmeyeceğim. Tek başına sunulan projeler, öncül araştırma içeren projeler. Yine proje başına 16.5 bin avroya kadar destek veriliyor. Marie Curie'de yine bağımsız araştırma, çok değinmek istemiyorum. Çünkü çok ortak konsorsiyumlar değil. Koordinatörlü destekleme programı hakkında hemen bilgi vermek istiyorum. Örneğin Türkiye'den bir araştırmacımız, bir firmamız, kuruluşumuz koordinatör olmak istedi. Bize başvurup proje yazma sunma desteği, eğitimi alabiliyor, proje ön değerlendirme desteği alabiliyor, proje yazdırma hizmeti alabiliyor, etkinlik organizasyon hizmeti alabiliyor. 33 bin avroya kadar. Proje başına 33 bin avroya kadar paydaşlarımıza destek oluyoruz. Bunun yanı sıra iki tane yeni ödül desteğimiz var. Ağlara üyelik desteği ilki. Şimdi Avrupa'da projeler belli yerlerde pişiyor. Bunlardan biri Ağlar örneğin. Avrupa tarafından oluşturulmuş farklı kuruluşların bir araya geldiği ve ARGE önceliklerini belirlediği Ağlar olabiliyor. Bunlara giriş aidatları var, üyelik aidatları var. Biz maksimum üyelik başına 15 bin avroya kadar Ağlara üyelik desteği veriyoruz artık. Bunun yanı sıra örneğin Avrupa'dan bir yabancı araştırmacı, bir koordinatör olabilir, projenize yer vermek istediğiniz bir kişi olabilir. Onu ülkemize davet edip projenin detayını hakkında görüşmek isteyebiliriz, altyapımızı tanıtmak isteyebiliriz. Bunun için de yabancı araştırmacı seyahat desteği veriyoruz. Yine 1.500 avroya kadar bir desteğimiz var. Bunun yanı sıra bir de ödüllerimizden bahsetmek istiyorum. Başarı ödülümüz ve eşik üstü ödülümüz var. Örneğin bir projeye girdiniz. Proje desteklenmedi ama yani iyi bir puan aldı. Threshold'u geçti. Yani projeler 15 puan üzerinden değerlendiriliyor. 10 puan ve üzeri aldı. Ancak bütçe kısıtından dolayı projeniz desteklenmedi. Çünkü siz 12 puan aldınız ama sizden önceki proje 14 puan aldı ve o desteklendi. Bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez. Proje aslında iyi bir puan almış. Bu yüzden de ilgili proje ortağına 20 bin TL'ye kadar bir ödül veriyoruz. Oldu da projeniz geçti. Bu kapsamda da 30 bin TL'den başlayıp 180 bin TL'ye kadar bir başarı ödülü veriyoruz. Projede yer alan ortaklarımıza.
Şimdi bir daha kendi çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Çınar Hanım bölmek istemiyorum. 5 dakikada toparlayabilirsek soruları da size yöneltmek istiyorum. Tabii. Bitmek üzere, çok az kaldı. Toparlıyorum ve bitiriyorum Emrah Bey. Çok sağ olun yanınız için. Bu programda yer almanın tek yolu aslında projelerde yer almak değil. Daha önce Bülent Bey de dile getirdi. Bu projeler sunuluyor ama bu projeler Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilmiyor. Bu projeler sizler tarafından değerlendiriliyor. Yani firmalar, üniversitedeki görevliler, araştırmacılar, KOBİ'ler tarafından değerlendiriliyor ve puanlanıyor. Dolayısıyla siz de hakem olabilirsiniz bu programda. Burada yer alan linkten başvurunuzu yapıp hakemlik kaydınızı oluşturup bizimle temasa geçebilirsiniz. Günlük 450 avroya kadar her bir değerlendirme günü için günlük 450 avro hakemlere Avrupa Komisyonu bir bütçe ayırmakta yaptığınız her değerlendirme günü için. Türkiye'den yapılan değerlendirme sayılarınız gün be gün artıyor. İdinç çerçevede 350 iken Ufuk 20'de 581 hakem, toplamda 1920 kez hakemlik yaptı Türkiye'den araştırmacılarımız, paydaşlarımız. Ve bu hakemlik gerçekten çok güzel bir fırsat. Çünkü komisyon öncesinde size proje nasıl olmalı bunun eğitimini veriyor. Yani proje nasıl yazılır bunun eğitimini veriyor. Bir hakem gözüyle projeyi incelediğiniz zaman bir sonraki aşamada çok güzel projeler yazabiliyorsunuz. Mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Çok kısa da artık Green Deal 6 tane konu başlığı var sadece. Ama bizi bekleyen çok daha büyük bir pasta var aslında. Ufuk Avrupa Programı. Çok kısa olarak da gıda tarım alanında desteklenecek konularla sunumuma ben son vereceğim. Ufuk Avrupa Programı'nın beklenen yapısı şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ayrı bölüm var. Bilimsel mükemmeliyet, küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet ve son olarak da inovatif Avrupa. Gıda ve tarım alanında faaliyet gösteriyorsak eğer, burada turuncu kutucuklarda yer alan gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanı olacak. Buradaki alanları, bu alanı incelememiz gerekecek. Bir de inovatif Avrupa olacak. Burada da yine bireysel başvurular da mümkün olacak. Konu güdümlü de olabilir, büyük ihtimalle olmayacak. İnovatif Avrupa altındaki başlıkları da mutlaka incelemek gerekiyor. Gıda tarım alanında faaliyet gösteriyorsak. Hemen şöyle bir önceliklere bakacağım. Birinci üretimde girdilerin optimizasyonu, arıcılık, organik mahsul yetiştiriciliği, sürdürülebilir bakliyat sektörü için ıslah çalışmaları, ekolojik tarımda dijitalleşme, bitki sağlığı, bitki hastalıkları ile mücadele, tarımda ilaç kullanımının sosyoekonomisi neden olduğu, hayvan hastalıkları ve refahı, hastalıklar için aşılar ve teşhisler geliştirilmesi, küçük ve orta dereceli tarım işletmelerinde dijital teknolojilerin uygulanması, gıda sahtekarlığıyla mücadele, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin yenilikçi gıda üretimi, sürdürülebilir balıkçılık için denetim ve kontrol destekleyen dijital geçiş, gıda kaybı, atık ölçüm ve izleme metodolojilerinin uygunlaştırılması, mikrobiyom çalışmaları, bağırsak flora çalışmaları, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme davranışına geçişi sağlamak, obezite, kardiyovasküler hastalıkları önlemek, gıda güvenliği sorunlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi gibi çok kapsamlı konular Ufuk Avrupa Programı'nda bizi bekliyor olacak. Hem Green Deal'a hem buraya başvuru için hiç durmayın. Ben sunumumu umuyorum bundan sonraki dönemlerde yüz yüze de yapabilmek temennisiyle sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman iletişimi burada belirtilen cinar.adaliyet.gov.tr benim mail adresim, greendeal@horizon2020.org.tr'de tüm Green Deal ekibimizin ortak e-posta adresi. Lütfen çekinmeyin, her türlü sorunuz için her zaman irtibata geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Çınar Hanım, çok teşekkürler. Çok doyurucu bir sunum oldu. Mail adreslerinizi de hem kendinizin hem de çalışma grubunun paylaştınız. Belki burada tüm sorulara cevap veremeyeceğiz ama arkadaşlarımız sunumda genel çerçeveyi, hatta detayları gördüler. İzleyicilerimiz bu web sitesinden de takip edeceklerdir bazı ulaşmak istedikleri bilgileri, ama en önemlisi iletişim adreslerinizi verdiniz. Bizim burada cevaplayamadığımız soruları da kendileri maille iletirler. Ben hızlıca müsaadenizle sorulara geçmek istiyorum. Bazıları sunum içerisinde yer buldu. Üretici birliklerinin projedeki statüsü STK olarak mı değerlendiriliyor? Belki hızlı bir cevap verebilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hızlıca bakıyorum.
Bazılarını da ben yazılı cevapladım Emrah Bey. Arkadaşlarımız görürler. Ha öyle mi? Tamam tabii, ben de bakıyorum bazıları, şimdi. Bazıların cevapları basitti, onları geçtim ama yine de Çınar'ın görüşünü alacaklarımız da olacak. Tamam. Proje bileşenleri farklı TRL seviyeleri barındırdığında nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi farklı TRL seviyeleri şöyle olabiliyor. Gıda tarım üzerinde yine konuşuyorum. Hatırlarsınız projeler inovasyon aksiyonu demiştim. Çoğu projenin içeriğine baktığımız zaman 5 ila 7 TRL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sunumunda da belirttiğim gibi burada istenen teknoloji geliştirme aşamasında olması. Yani çok az araştırma geliştirme faaliyeti içerebilir. Yani üniversiteleri katabiliriz. Örneğin bir ürün var. O ürün kafamızda artık oluşturduk. Artık prototipini oluşturmak istiyoruz. Bu bir aşama. Farklı ortakların farklı katkıları olacaktır. Ama tüm TRL seviyelerini karşılayabilecek şekilde dizayn etmemiz gerekiyor projemizi. Burada TRL seviyeleri dediği zaman gerçekten ortaklık yapımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hem istediğimiz ürünün veya sürecin lab ortamındaki durumu nedir? Ama sonuna doğru artık çok yaklaştı, ticarileşmeye yaklaştı anlamında söylüyorum. Aynı zamanda da bu prototip geliştirme ile ilgili kesinlikle firmalarımız olmazsa olmaz. Yani TRL seviyesinde zaten eminim net mesaj vermişimdir. Yani bu program üniversite... Yani üniversitenin önderliğinde yürümemesi gerekiyor. Firmalar olmazsa olmaz, demonstrasyon yapabilecek firmalarımızı katmamız gerekiyor bu aşamada. Bu ilgili birimin artık gerçek ortama neredeyse geçişi de kapsıyor TRL 7. Simüle ortamda da olması gerekiyor. Dolayısıyla ortaklık yapımızın bu şekilde olması gerekiyor. Projelerde büyük demonstrasyon faaliyetleri bile destekleniyor. Yeri geliyor gerçekten büyük çapta altyapı gerektiren pilot uygulamalar da kurmanız gerekiyor. Bu şekilde 3 basamağı karşılaması gerekiyor. Tamam, ben açık olan sorulardan devam ediyorum. Cevaplananları şimdi gördüm ekranımda. Yani TRL seviyelerini konsorsiyum üyeleri tamamını kapsayacak şekilde bir ortaklık oluşturacaklar. Evet. Açıkçası evet. Bu TRL'deki seviyelere her biri atanacak yani kimin evet. Sorumluluğu neyse. Yani örneğin ıslah çalışmasında artık bir metot geliştirilmiş ve pazara sunulmak üzere ise biz tutup yeni bir teknoloji geliştirmeyeceğiz o konu başında. Tutup yeni bir ıslah teknolojisi geliştirmeyeceğiz. TRL birden gitmeyeceğiz olaya. Proje kapsamı birden fazla iki konu başlığını içerebilir mi demiş Hatice Gülen sormuş. Hayır. Yani bu verdiğim altı tane konu başlığından sadece birine başvuru yapabilirsiniz. Ancak iki farklı alanda çalışıyor olabilirsiniz. Örneğin gıda atıklarıyla ilgili de çalışıyor olabilirsiniz. Beslenmeyle de ilgili çalışıyor olabilirsiniz. Farklı konsorsiyumlarda yer almanızda hiçbir sakınca yok. Ancak bir projede iki farklı konu başlığını kapsayacak şekilde bir proje yazmak mümkün değil. Bir proje tek bir alt alana cevap veriyor olmalı. Anladım. Muhtemelen sorunun cevabını da Hatice Hanım duydu, izledi bizi. Serkan Çetin'in bir sorusu var. F2, F için özetlediğiniz 6 proje amacından A, B, F'ye kadar birden fazlasına uygun bir öneri olması mümkün mü? Böyle bir yapı avantaj olur mu? Biraz az önceki soruya var bir soru. Hayır, şunu yapabiliriz. Örneğin projemiz pestisitlerle ilgilidir. Pestisitleri anlatırız ama deriz ki ve bu istenen de bir şey. Diğer alt alanlarla işbirliği yapacağım ben projede diyebiliriz. O alanlarda desteklenen projelerle güdümlü gideceğim. Olabildiğince networking aktivitelerinde yer vereceğim ki hepimiz birbirimizden haberdar olalım diyebiliriz. Çünkü unutmayın ki bu projeler alt başlıklar. Dolayısıyla yukarıdan bir göz gibi kapsayıcı olması önemli. Ama hiçbir zaman iki tane konu başlığını karma yapıp iki tane konu başlığına birden cevap verecek bir proje hazırlamamamız gerekiyor. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Proje kabul edildikten sonra proje bütçesinin yönetimi koordinatörün kurumu tarafından mı yönetiliyor yoksa proje konsorsiyumunda yer alan proje ortaklarının her birinin bütçesi ilgili ortak tarafından mı yönetiliyor diye sormuş Hatice Hanım.
Projeyi sunarken projenin proje ortaklarının bütçeleri zaten belirli bir şekilde sunuyoruz. Projeyi sunarken sizin alacağınız proje bütçesi belli oluyor. Şöyle belli oluyor. Siz diyorsunuz ki ben A kalemi, B kalemi, C kalemini yapacağım. Buradaki görevleri yapacağım. Bununla ilgili de benim ihtiyaç duyacağım bütçe örneğin 5000 avro, 500 bin avro diyorsunuz. O eğer diğer koordinatörün kafasına yatıyor, diğer ortakların da kafasına yatıyorsa sizin bütçeniz zaten projeye sunarken projenin metninde belli oluyor. Dolayısıyla projeniz belli zaten. Çerçevesi proje yürütme aşamasında da koordinatörle temasta olarak harcamalarınızı kendiniz yürütüyorsunuz. Yani her zaman onay almak iyi. Yani bir harcama, büyük kalemde harcama yapacaksanız ben şu için, şunun için şöyle bir harcama yapıyorum, kendi bütçemden bilginiz olsun şeklinde bir haber vermek daha iyi. Ama bütçeyi siz kendi hesabınızda tutuyorsunuz. Kendi bütçenizi kendi hesabınızda tutuyorsunuz. Teşekkürler. Ercan Bey'in bir sorusu var. Belki sunumun ilerleyen şeylerinde cevabını bulmuştur ama ben yine sormak istiyorum. Farm to Fork programında tarımda enerji verimliliği sağlayarak karbon ayak izinin düşürülmesi yönünde bir alt başlık bulunmuyor diyor. Buna en yakın başlık subtopik B ama bu başlıkta da tarımsal üretimden bahsedilmiyor. Daha çok üretimden sonraki hazırlıklar, paketleme, dağıtım. Tarımsal üretimin enerji verimliliğini arttırarak iklim değişikliğini azaltan, karbon ayak izini azaltan, gıda güvenliğini arttıran bir proje, aç parantez, dikey tarım, şehir tarım uygulamaları gibi. Sizce hangi alt başlığa başvurmalıdır diyor Ercan Başar. Şimdi şöyle, program kapsamında bir çerçeve var. Yani programın ismi zaten çerçeve programları aslında. Maalesef bu konular bize bir çerçeve sunuyor. Yani aklımızdaki bir projeyi, aklımızdaki fikri maalesef birebir yansıtamayabiliyoruz. Belki kendi fikrinizde biraz güncellemeler yaparak ya benim alanımdaki bir başlığa sunabiliriz projeyi ya da enerji, gerçi enerji alanında çok tarım uygulamaları yok, biyoçeşitlilik de yok ama yani şunu göz önünde bulundurabiliriz. İklim değişikliği zaten iklim değişikliğini önlemek bu konu başlıklarının hepsini kapsıyor. Amaç bu. Dolayısıyla hatırlarsınız başta demiştim bu bentlerde ben sunduğum konuların hepsi değil. Yani daha detaylı bilgiler var. Ben 10 sayfalık bir şeyin özetini sundum size az önce 6 tane konu başlığında. Alt maddeleri okuduğumuz zaman iklim değişikliğine vurgu olduğunu göreceksiniz. Ancak belirtmem gerekiyor ki maalesef bu projeleri yer alan çerçeveye oturtmamız gerekiyor. Yoksa maalesef yoktur. Belki ilerideki çağrıları beklemek gerekir. Veya dilerseniz bize feedback'te bulunabilirsiniz ki önümüzdeki dönemde bu konuları çalışma programlarında yer alabilecek şekilde Avrupa Komisyonu'na iletelim, ilgili platformlarda dile getirelim. Ancak halihazırdaki çağrı da yoksa maalesef proje fikrimizi güncellememiz gerekecek. Teşekkür ederiz. Ben amortismanla ilgili iki soru gördüm. Hatta hesaplamaya kadar detay gördüm. Bunu sormayacağım. İletişim bilgilerinizi paylaştınız. Belki bunlar web sitesinde yer alıyordur. Ercan Başar Bey lütfen kusura bakmasın. Hemen söyleyebilirim arzu ederseniz. Evet. Amortisman evet. Süresi, örneğin amortisman süresi 10 yıl. Projenizin evet. Süresi 4 yıl. Proje aldığınız cihazın %40 kadar kısmını projeden gösterebilirsiniz. Proje 4 yıl olduğu için geri kalan 6 yılı, amortisman süresinden kalan 6 yılı kendiniz ödemek durumundasınız. Anladım. Buna benzer bir detayda bir soruydu. Umarım cevabını verebilmişizdir. Her zaman mail atabilirler. Her zaman. Tamam. Sağ olunuz. Sorular devam ediyor ama dediğim gibi iletişim kanalımız açık. Çınar Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok değerli vaktiniz ve bu bizle paylaştığınız sunum için ağzınıza sağlık. Sayın Genel Müdürüm size de ayrıca teşekkür ediyorum. Makro seviyede gerçekten bizim Türk iş dünyasının, iş insanlarının ve STK'ların bu konuya ne kadar önem vermesi gerektiğini, aslında bunun bir kazan kazan ilkesi içerisinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin tarımsal potansiyeline ve üretimine baktığımızda da ki pandemi sürecinde de iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum tedarik zincirimizin ve gıda güvenliğimizin. Oysa ki çok daha fazla bu potansiyelimizi, üretimdeki potansiyelimizi ARGE projelerini takipte ve bitirme ve nihayetlendirmede de sürdürmemiz gerektiğini
işaret buyurdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Son iki dakika bir genel değerlendirmeniz varsa Sayın Genel Müdürüm size söz vereyim. Sonra da Çınar Hanım'a vereyim ve müsaadelerinizle bu güzel oturumu ne kadar istemesem de kapatmak durumundayım. Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz Bülent Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Çınar Hanım'ı da yoğurduk ama gayet kapsamlı, detaylı ve örnekli bir sunum oldu. Hepimiz açısından da doyurucu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben iki tane temel hususu vurgulamak istiyorum. Tekrarlara girmemek adına birçok şeyi konuştuk zaten. Birincisi bugünün kazanımı olarak açılış bölümünde de ifade etmiştim. Horizon projelerinin kendine göre bir oyun planı var. Bizim o oyun planına ayak uydurmamız gerekiyor. O yüzden de birebir çalışmak çok önemli. Konsorsiyumları çünkü TÜBİTAK çok yakın takip ediyor. Ve konsorsiyumlardan ortaklık talepleri geliyor TÜBİTAK'a. Veya TÜBİTAK biz arzu edersek ona uygun ortaklık yapılarını, konsorsiyumları araştırıp bize dönebiliyor. O vesileyle bugünün kazanımı olarak hani aldığımız bilgilerin ötesinde Danimarka İş Konseyi'nden, tarım özelinde sizlerden şöyle bir şey rica edelim. DEİK üyesi olan ve bugün bizi dinleyen ve projelerde yer alacak ve ciddi anlamda buna hazır olduğunu düşünen kuruluşlarımız varsa sizler üzerinden, yani DEİK'in, sizlerin platformunuz üzerinden bizlere ulaşabilirlerse bizler de biz bu yapılar içerisinde hangi konsorsiyumlara nasıl sizleri yerleştirebiliriz ona yönelik bir birebir çalışması yapalım. Siz bir liste oluşturup bizlerle paylaşırsanız TÜBİTAK'taki arkadaşlarla biz kafa kafaya, Brüksel'deki arkadaşlarımızla da görüşerek bu süreci netleştirebiliriz. En azından bugünün hepimiz açısından bir kazanımı olur ve denemesi olur. O yüzden ama hani ciddi gerçekten bu iş içinde olmak isteyen katılımcılarımız varsa sizler üzerinden bize ulaşmalarını rica ediyoruz ve sizden bekliyoruz. İkincisi de bilgilendirme günlerimiz devam edecek. Bugün bizi dinleyen arkadaşlarımız açısından. Birincisi 23 Kasım'da ulaştırma konusunda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yine DEİK üyeleriyle. İkincisi de 2 Aralık'ta otomotiv ve imalat sanayi üzerine yoğunlaşacağız. Orada da yine benzer to the point sunumlar olacak. Hani yatay konularda çalışan ve diğer konuları takip eden arkadaşlarımız varsa özellikle olmalarını rica ederim. Katılmalarını yine beklerim. Son olarak kamu kuruluşlarımızla yerel yönetimlerin katılımıyla ilgili sorular oldu. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler projelerin parçası olabilirler. Özellikle coordinated support action dediğimiz proje türünün çok rahat koordinatörü dahi olabilirler. Ama diğer innovation action veya research innovation'ları içerisinde de yaygınlaştırma rolü bürünebilirler. Çınar Hanım da açacaktır. Onu da altını çizerek ben çok güzel bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz açısından da çok yararlı oldu. Somut sonuçlarda çıkarabileceğimiz bir altyapı da geliştirdik. Tekrar emeğiniz için ve koordinasyonunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler Genel Müdürüm. Biz DEİK adına üzerimize düşen sorumluluğu not ettik. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlayıp bir köprü görevi göreceğiz. Benim de temsil ettiğim şirketler ve tarımsal üretimin bizzatı içinde yer alan şirketler de bu konuda büyük aday adayıdır ve biz de başvurularımızı, alanlarımızı bir an önce belirleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çınar Hanım, bir dakikada size söz vermek istiyorum. Son toparlamayı yaparsak 12.00'da da kapatacağız inşallah. Tekrar öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey, Emrah Bey, DEİK'e bu organizasyona koordinasyonu yaptığı için bizlerle bu tarım sektöründe çalışan firmaları bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Hiç bu oyunda yer almamış kişilere özellikle sesleniyorum. Lütfen çekinik davranmayın. Lütfen araştırın. Lütfen bizimle temasa geçin. Her aşamada size her türlü, elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağımızı söylüyorum, belirtiyorum burada, söz veriyorum. Hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına. Çekinik olmayın. Bu program bizim için ve yapılamayacak hiçbir şey yok. Kendinizi gösterin. Hem bize hem Avrupa'ya kendinizi gösterin. Bu çok güzel imkanlardan. Daha sonra da farklı ticari imkanlara da dönüşebilecek bu ARGE imkanında lütfen sonuna kadar faydalanın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Çınar Hanım. İnşallah mailbox'ınız dolar. İnsanların teveccühü artar da biz de bu alanda hak ettiğimiz yere ülke olarak geliriz. Bu belki de çekingenliğimizi kırmış oluruz. Değerli katılımcılara ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Dilek Hanım, Büşra Hanım, Alperen Bey, başta Sayın Başkanımız Nail Opak olmak üzere DEİK gibi bir büyük STK'yı böyle bir ulvi seminerler dizisiyle bu platformu kullandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Danimarka İş Konseyi olarak da
bunu düzenlemekten çok mutluyum. Tarım ve Gıda Türkiye'nin geleceği. Pandemi bize birçok şeyi öğretti. Yeterlik matrislerimizi gözden geçirmemizi öğretti. Tarımın, biyoteknolojinin bu alandaki gelişmelerde çok yol alacağımızı ve Türkiye'nin bu manada çok stratejik bir rol oynayacağını bize gösterdi diyorum. Bu doyurucu seminer için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seminerlerde sizin yolculuğunuz uzun. Çok daha farklı alanlar var. Genel müdürümün de ifade ettiği gibi takviminiz de dolu. DEİK'le birlikte, bakanlığımızla, TÜBİTAK'la birlikte bu yolculukta size başarılar diliyorum. Selamlar, saygılar diliyorum. Seminerde müsaadelerinizle kapatıyorum.